Ayşe'nin mutfağına hoş geldiniz değerli takipçilerim. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir bahçemden topladığım yaprak sarması yapacağız arkadaşlar. Şimdi tarifime de geçelim. Bahçemden topladığım yaprakların güzelce saplarını kopartalım arkadaşlar. Üst üstüne dizelim. Evet, yapraklarımızı dizdik, tenceremize kattık. Üzerine kaynak su dökelim arkadaşlar. Kapağını kapatalım. Güzelce o sararır sadece kendisi. Evet, şimdi sarmamız için 2 su bardağı pirincimizi ilave edelim, yıkayalım. Evet, şimdi iç harcını yapmak için 1 çay bardağıyla yağımızı ilave ettik. 4 adet doğradığım soğanımı ilave ettim. Güzelce kavuracağız arkadaşlar. İç harcımızı kavuracağız çünkü. Evet, soğanımızı kavurduktan sonra 300 gram kuzu kıyma ilave edelim. Ben kuzu kıyma kullandım arkadaşlar. İsterseniz kana kıyma da kullanabilirsiniz. Evet, 2 bardak yıkadığımız pirincimizi ilave edelim. 1 çay kaşığı ile kimyonumuz. 1 çay kaşığı karabiber. 5 ya da 6 adet sarımsak diş yani. İsteğinize göre arkadaşlar baharatları, soğanı, sarımsağı fazlalaştırabilirsiniz, azaltabilirsiniz isteğinize göre. Evet, 1 tatlı kaşığına tuz ilave edelim. 1 yemek kaşığı da domates salçası. Maydanoz, nane, dereotu doğramış olduğumuzu iç harcına katalım arkadaşlar. 1'er tutam olursa yeterli. Evet, asma yaprağımızın uçlarını koparttığımızın tenceremizin altına katalım. Hem yanmasını önleyecek hem de sarmamıza eşkisini, lezzetini verecek arkadaşlar. Sarmamıza başlayalım. İsteğinize göre içine katıp sarabilirsiniz şekilde gördüğümüz gibi. Arkadaşlar, sarmamızı böyle devam edelim. İki ucunu bir araya getirip elimizden güzelce yavaş yavaş dolayalım. Sıkı olsun arkadaşlar. Ne kadar sıkı olursa o kadar güzel olur yaprak sarmamız.
Evet değerli takipçilerim, sarmamızı sardık bitti. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz sumak eşkisini hemen üzerine ilave edelim arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tuz ilave edelim. Çünkü yaprağımız taze olduğundan tuzsuz tuz ilave edeceğiz. 2 su bardağına su ilave edelim arkadaşlar. 1 bardak da sumak eşkisine ilave etmiştik. Toplam 3 su bardağı su katacağız. Evet arkadaşlar, benim sarmadaşım yok. Onun için üzerine porselen tabağı katacağım arkadaşlar, ağırlık olsun diye. Yoksa kaynadık sıra üstüne çıkıyor çünkü. Güzelce kapatalım, ocağımıza katalım. Kaynadıktan sonra altını kısalım. Evet, hafif geldiği için ben üzerine bir porselen tabağı katıp üstlerine öyle su katacağım arkadaşlar. Kaynadıktan sonra 90 dakikada ancak pişti arkadaşlar yaprağımız. Yaprağın tazeliğine, sertliğine göre değişebilir. Benimki 90 dakikada pişti. Evet, çok güzel, hamur gibi çok lezzetli bir sarma oldu arkadaşlar. Umarım siz de yaparsanız beğenirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz Ayşenin Mutfağı'na abone olabilirsiniz. Abonelikler ücretsiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.